Ha, yavaşla. Ha, kal böyle. Abi, yanlış anlama da gerildim biraz. Böyle insanların evini gizli gizli gözetleyince. Geri ne ya? Benim evim yabancı değil. Kızım bugün üniversite sonuçlarını öğrenecek de onu görmeye geldim. Abi küs müsünüz? Sana ne ya? Hey Allah'ım. Ya küs falan değiliz, kızım bana küsemez. De. Yani yabancı değil yani, sen gerilme. Hah, çıktı lan. Bak görürsün, çok iyi puan alacak. O kendine o kadar güvenmez ama ben ona çok güveniyorum. Müzik okumak istiyor. Eskiden olsa bırak bu işleri derdim ama hayat kısa. Nasıl mutlu olacaksa öyle olsun. Bir saniye. Nerede? Açıyorum. Aç. Çok çalıştın, karşılığında aldın işte. Tebrik ederim bir tanem benim. Bak sen de sıra hadi. Gizem bin. Ya canlarım, canlarım benim, canlarım benim. Güzel kızlarım benim. Bilin bakalım kim arıyor. Cem amca. Cem'ciğim. Gece mutlu mu? Ya mutluluk ne demek? Görmen lazımdı bizim halimizi burada demin, biliyor musun? Dur kız, otur konuşalım. Şey, tamam. Sen şimdi çok iyi bir yüzdelik dilime girdin ya, ne yapmayı planlıyorsun? Nasıl ne yapacaksın? Tabii ki de konservatuara gideceğim. Tek hayalim bu, biliyorsun. Sen ne yapacaksın asıl? Senin de puanın bayağı iyi. Milyonlarca bölüm var. Hangisini seçmeyi planlıyorsun? Ben çok kararsızım ya. Sadece bir tane seçenekle geleceğinin belirlenmesi bana çok saçma geliyor gece. Karar veremedim. Acaba üç bölüm birden mi okusam? Üç bölüm okuyamazsın ama iki ana dal yapabilirsin. Hem de ben sana söyleyeyim mi? Benim konservatuvarımda oyunculuk okuyabilirsin kızım. Ben müzik, sen oyunculuk, daha ne isterim? Çok güzel. Bir tane daha şey eklendi. Teşekkür ederim gerçekten. Bir sürü şey istiyorum. İzmir'deki iki üniversite arasında kaldım. İzmir'de? Ha, sen İzmir'de okumaya karar verdin yani. Aşkım, İzmir'de okuyacağım ben. Çok sevdim burayı. Hatta karar verebildiğim tek şey bu galiba. Ya hayır ya, hani biz birlikte okuyacaktık, İstanbul'a gidecektik. İnanmıyorum sana Sera. Sen de İzmir yaz. Hem burada Şirin Foça'sı olsun, Özgür Kaptan'ı olsun. Bence gayet çekici bir yer yani, ne diyorsun? Ne zamandır İstanbul istiyorum, biliyorsun. Ya yine de İzmir'deki konservatuvarlarına bak bence. Ben az önce göz gezdirdim, yorumları çok güzel. Bak. İyi bak, birini okuyorum. Tercih zamanı iki okul arasında kalmıştım. İzmir'i yazıp yazmamakta çok kararsızdım. Kadrosu ve eğitim çok iyi olduğunu anlayınca şimdi iyi ki İzmir yazmışım diyorum. Diğerlerine bakalım. Vay be. Bu yorumların hepsi çok iyi kızım ya. Evet. Hem sizinkilerden de ayrı kalmamış olursun. Ya evet ama ben yıllardır İstanbul'da okuyacağım diye kodladım kendimi. Seracığım, geleceğimizden daha önemli ne var senin şu an telefonunda? Söyler misin bana lütfen? Yok, önemli bir şey değil. Sınıftakiler yazmış, herkes kendi puanını yazmış. Ona bakıyordum ben de. Ama gerçekten en iyi dereceyi de sen yapmışsın ha. Miro ne yaptı acaba? Bir şey yazmış mı? Ne yapabilir ki? Onun umurunda bile değildir. O zaten parayı bastırıp istediği üniversiteye gidecek. Şimdi sanat ortamının merkezi de İstanbul'da. İzmir taşra gibi kalıyor. Ay, okey. İçim şişti. Okey, dünyanın en şahane okulları İstanbul'da. Daha kaç saat dinleyeceğim acaba? Ne konuşalım peki? Daha önemli bir konumuz var mı şu anda? Başka bir fikrin var mı? Evet, var. Arka koya gidelim. Hani biz bir aydır bunun stresini çekiyoruz ya, atalım bunu. Hani eğlenelim, keyfini çıkartalım, kutlama yapalım. Genciz ya hani aşkım. Bu
Doğru diyorsun ya. Hadi kalk gidelim. Gece. Ben de mayomu giyip geliyorum. Yok ablacığım, biz Seray'la ikimiz gideceğiz. Seninle daha sonra gideriz, olur mu? Ama ben şimdi seninle gelmek istiyorum. Ama biz Seray'la yalnız gitmek istiyoruz Gülce. Neden? Hani bu ikimize özel bir an ya ablacığım. İkimiz de aynı anda sınava girdik. Bugün sonuçlarımız açıklandı. Onu kutlamak istiyoruz birlikte. Seninle de başka zaman başka bir şey için kutlama yaparız. Ne dersin? Ben şimdi içecek falan almam gerekiyor. Onun için erkenden kaçayım. Aa, geldiniz mi? Tamam. Tamam, biz de geliyoruz. Bay bay. Bizim lokantada iki tane çok tatlı kızla tanıştım. Onlar da gelecek. Sorun olmaz değil mi? Saçma olma, tabii ki gelsinler. Kızlar eğlencesi. Hadi gel. Gece. Ben boyamı giyeceğim. O yüzden beni 9 dakika beklemeniz lazım. Ablacığım sen gelmiyorsun dedim ya. Gelebilirim gece. Ben de kızım. Kızlar eğlencesi yapacağız dediniz ya. Ama oradakiler senin yaşıtın değil ablacığım. Olsun. Ben içecek bir şeyler alacaktım. Önden gideyim onun için. Koyda görüşürüz, tamam mı? Görüşürüz aşkım. Bay bay. Bana gazlı bir içecek alma. Şeftali suyu alabilirsin. Ablacığım bak. Oradaki insanlar senin yaşıtın değil. Rüzgar da yok mesela. Biz gençler olarak eğleneceğiz, anladın mı? Ama ben senin yanında gelmek istiyorum. Sen yokken çok sıkılıyorum gece. Ama her zaman birlikte olamayız Gülce. Hem ben yakında İstanbul'a taşınıyorum. Benim yokluğuma alışman gerekiyor. Sen İstanbul'a mı taşınacaksın? İstanbul İzmir arası 515 kilometredir. Otoyol sayesinde bu mesafe 426 kilometreye kadar düşmüştür. Otoyolda bir tane asma köprü, 38 tane viyadük, 3 tane tünel, 179 tane de köprü vardır. İstanbul çok uzak. Gece. Gel anneciğim, bak geçen yılın taban puanlarını çıkardım, tamam mı? Zaten dün de ben birazcık bakmıştım internetten üniversitelere. Baktım, bak şimdi. Senin bu puanlarla girebileceğin ve akademisyen olarak devam edeceğin bölümleri çıkar. Gel bir bakalım birlikte. Allah'ım bana sabır ver, sabır ver. Kızım lütfen gelip bir bakar mısın? Çok hoşuna gideceğine inandığım bölümler de var içinde. Anne, akademisyenlik nereden çıktı ya? Benim hangi bölümde okuyacağım belli değil mi? Konservatuvar okuyacağım ben. Hemen kestirip atma anneciğim. Yani tamam biliyorum, gençlik heyecanlarım var, heveslerim var. Ama yani bu puanla nerelere girebilirsin? Alternatiflerini bir mukayesesini yap, öyle karar ver istiyorum. Ben sana alternatif sordum mu anne? Sen kendi yarım kalmış hayallerini şu an bana dayatıyorsun, farkında mısın? Ben senin iyi bir geleceğin olsun diye uğraşıyorum. Aynen öyle. Akademisyenlik senin iyi gelecek hayalin, benim değil. Senin hayatla ilgili tecrüben ne kızım? Ben burada ne istediğimi açıklıyorum. Sen hala gelmiş bana tecrübe diyorsun. Bak ben seni çok iyi anlıyorum. Gülce doğduğu zaman kariyerine ara vermiş olabilirsin. İçinde ukde kalmış olabilir. Ama ben sen değilim. Peki sen kararını verdiğin, tercihini yaptığın yolun sonuçlarını biliyor musun? Yani müzisyenlerin nasıl yaşadığını görüyor musun? İşsizliği, ne kadar zor, düzensiz çalıştıklarını... Sonucu her ne olursa olsun ben müzik okuyacağım anne. Sen de bu fikre alışsan iyi edersin. Bu mu yani? Hiç konuşup tartışmayacak mıyız üzerine? Yok ya, biz seninle anlaşamıyoruz. Ben şu an babamı arıyorum. Derdimi onunla paylaşacağım. Efendim kızım? Baba şu an ne oluyor biliyor musun? Annem benim mesleğimi seçmeye karar verdi. Şu an onun üstünde konuşuyoruz. Sanki ben size yıllardır konservatuvar istiyorum dememişim gibi... ...bana akademisyen ol diyor babacığım. Ben akademisyen falan olmak istemiyorum. Tamam kızım, tamam. Sakin ol. Senin kararını eğer kesinse bize de seni desteklemek düşer. Hayır, kızıyla mı uğraşayım, babasıyla mı uğraşayım? Yani ya insan der ki Cem, azıcık düşün. Tamam hayatım, düşünelim. Düşünelim. Ben hani hayalinin peşinden gitmesi tarafındayım. Ama kızım bir tek şey var ya. Bir tek şey İzmir'i düşün. İstanbul olmasın. İzmir'i düşün. Olur mu? Çok sağ ol babacığım. Gerçekten sen de benim hayalimi ne güzel destekliyorsun. Teşekkür ederim sana ya. Ben de senin İstanbul'a gitmeni istemiyorum gece. Hep yanımda kal istiyorum. Yok, ben şimdi delireceğim. Delirecek bir şey yok kızım. Delirme, tam sakin ol. Babacığım nasıl delirmeyeyim? Kimse benim ne istediğimi umursamıyor ki bu ailede. Sen de benim ne istediğimi hiç umursamıyorsun.
Eğer sen gidersen ben tek başıma nasıl sörf okuluna, Fatma babaya dondurma almaya gideceğim? Annem götürecek seni ablacığım. Annem her yere tek tek seni götürecek. Ama ben seninle gitmek istiyorum. Ama ben seninle gitmek istemiyorum. Ben senin ablanım ya. Annen değilim ben senin. Hayatımı sana göre planlayamam. Gece. Ne var ya? Ne? Anne, ben senin hayallerini de yaşamak istemiyorum. Babamın aile resmine dahil olmak istemiyorum. Ben sadece konservatuar okumak istiyorum. İstanbul'da konservatuar okuyacağım. Ve kimse bunun karşısında duramayacak. Son kararım. Anladınız mı? Kapatıyorum baba. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Gülce, dokuz. Tamam anneciğim. Dokunma. Dokunmuyorum. Bir, iki. Bunu yap, bunu yapma. Şimdi Gülce çıktı bir de başıma. Sanki ben doğurdum. Yeter ya. Yeter. Açıl sen de. Dur.